kullandığı, günümüzün olmazsa olmazı bir rehber. Dünyanın en büyük ansiklopedisi. Taşınabilir bir kütüphane. Peki nasıl kuruldu bu Google? Google, modern teknolojinin ve dijital çağın mihenk taşlarından biri olarak internetin her köşesinde etkili bir varlık gösteriyor. Ancak bu devin kökenleri oldukça mütevazı ve etkileyici bir hikayeye dayanıyor. Google'ın hikayesi, iki genç doktor öğrencisi Larry Page ve Sergey Brin'in bilgiye erişim yollarını köklü bir şekilde değiştirme arzusuyla başladı. Bu vizyon, geliştirdikleri yenilikçi teknolojiler sayesinde internetin evrimini hızlandırdı ve dijital dünyanın şekillenmesinde büyük bir rol oynadı. Google'ın hikayesi sadece bir arama motorunun ötesine geçerek bilgiye erişimin sınırlarını genişleten ve teknoloji yeniliklerle dolu bir başarı öyküsüne dönüştü. Bu süreçte teknoloji dünyasında büyük etki yaratan birçok adım atıldı ve Google küresel bir teknoloji devine dönüştü. Larry Page 1973 yılında Michigan Lansing'de doğdu. Bilgisayar bilimi ve mühendisliğine olan ilgisi ailesinin akademik ve teknolojik birikimi sayesinde erken yaşlarda şekillendi. Babası Michigan Eyalet Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri profesörüydü ve annesi ise bir öğretmendi. Bu entelektüel çevre Larry'nin teknolojiye olan tutkusunu besledi. Küçük yaşlarda elektronik cihazları söküp takmak ve kendi projelerini oluşturmak onun temel ilgi alanlarıydı. Lise yıllarında robotik yarışmalara katılarak mühendislik becerilerini daha da geliştirdi. Bu erken yaşta başlayan ilgi ve merak onun teknoloji dünyasına olan katkılarının temelini attı ve teknolojiye olan aşkını daha da pekiştirdi. Larry Page'in teknolojiyi anlama ve geliştirme konusundaki yeteneği onu gelecekteki büyük başarısını hazırladı. Özellikle yazılım ve donanım konusundaki derin bilgisi onu teknoloji dünyasında öne çıkardı. Sergey Brin ise 1973 yılında Moskova'da doğdu ve bilgisayar bilimlerine olan ilgisi matematik bilgisiyle birleşti. Ailesi akademik başarıya önem veren bir ortam sağladı ve bu Sergey'in eğitim hayatında önemli bir rol oynadı. 1978 yılında ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettiler. Bu göç Sergey'in eğitim hayatında bir dönüm noktası oldu. Brin, Maryland Üniversitesi'nde matematik ve bilgisayar bilimleri üzerine çift anadal yaparak akademik kariyerine ilk adımlarını attı. Daha sonra Stanford Üniversitesi'nde doktora programına kabul edildi. Stanford'daki yılları akademik merakını ve bilgi arayışını daha da derinleştirdi. Sergey Brin'in matematik ve bilgisayar bilimleri üzerindeki derin bilgisi onun yenilikçi düşünce tarzının temel taşlarını oluşturdu. Brin, teknoloji dünyasında kendine sağlam bir yer edinmek için sürekli olarak sınırları zorladı ve bu yaklaşımı onun gelecekteki başarısını şekillendirdi. Larry Page ve Sergey Brin Stanford Üniversitesi'nde doktora yaparken tanıştılar. Başta aralarındaki ilişki pek sıcak olmasa da ortak ilgi alanları ve akademik merakları zamanla onları yakınlaştırdı. İkili büyük veri setlerini anlamak ve organize etmek, ayrıca bilgiye erişimi daha verimli hale getirmek konusunda benzer hedefler güdüyordu. Bu ortak ilgi ve akademik arayış Google'ın temel fikirlerinin şekillenmesine yol açtı ve internet arama teknolojisinin geleceğini şekillendirecek bir adım oldu. Aralarındaki bu ortak vizyon ve işbirliği Google'ın ortaya çıkmasına ve dünya çapında bir teknoloji devine dönüşmesine zemin hazırladı. Bu işbirliği hem Page hem de birinin teknoloji dünyasında önemli bir yer edinmelerine yardımcı oldu. 1990'ların ortalarında internet hızla büyüyen ve gelişen bir bilgi havuzuna dönüştü. Ancak bu geniş bilgi denizinde arama yapmak genellikle zahmetli ve verimsiz bir süreçti. O dönemdeki mevcut arama motorları anahtar kelime eşleştirme yöntemlerine dayanıyordu ve sonuçlar genellikle kullanıcıların aradıklarını bulmalarına yardımcı olmaktan çok uzaktı. Bu durum kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyordu ve daha etkili bir arama teknolojisinin gerekliliğini ortaya koyuyordu. Page ve Brin bu sorunun çözümüne odaklanarak mevcut arama motorlarının sınırlamalarını aşmak için yenilikçi bir yaklaşım geliştirmeyi amaçladılar. Larry Page ve Sergey Brin bu sorunu çözmek amacıyla akademik bir araştırma projesi başlattılar. Stanford Üniversitesi'nde yürüttükleri doktora tezi kapsamında web sayfalarını ve aralarındaki ilişkileri analiz etmeyi amaçladılar. PageRank adı verilen bu algoritma, web sayfalarının diğer sayfalara verdikleri backlinkleri, yani bağlantıları temel alarak sayfaların önemini belirlemeye çalışıyordu. Bu algoritma, web sayfalarının birbirlerine verdiği bağlantıların sayısını ve kalitesini analiz ederek sayfaların önem derecelerini hesaplıyordu. Basitçe ifade etmek gerekirse, bir sayfa ne kadar çok ve önemli sayfalardan bağlantı alıyorsa o kadar değerli kabul ediliyordu. Bu yöntem, kullanıcıların aradıkları bilgilere daha hızlı ve doğru şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır. Amacıyla tasarlandı. Ayrıca bu algoritma bilgi arama sürecinde daha doğru sonuçlar elde etmeyi mümkün kılıyordu ve internet üzerindeki bilgiye erişimin kalitesini önemli ölçüde artırıyordu. Page ve Brin geliştirdikleri algoritmanın sadece bir akademik proje olmaktan çok daha fazlası olduğunu fark ettiler. Web sayfalarının önemini bu şekilde belirlemek, internet üzerindeki bilgiyi organize etmenin ve kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun şekilde sunmanın en verimli yoluydu. Bu fikir Google'ın temel taşlarını oluşturdu ve internet arama teknolojisinin geleceğini şekillendirecek bir adım oldu. Arama motorlarının sınırlamalarını aşmak ve daha etkili bir bilgi erişimi yöntemi sunmak Google'ın başarısının temelini atmış oldu. Ayrıca PageRank algoritması, arama motorları arasında bir rekabet ortamı yaratarak teknolojik yeniliklerin hızla gelişmesine ve internet kullanıcılarının daha iyi hizmet almasına
almasına olanak tanıdı. PageRank algoritması sadece arama motoru teknolojisine değil, aynı zamanda internetin bilgiye erişim yöntemlerinde köklü değişikliklere neden oldu. Bu yenilikçi yaklaşım bilgiye erişimi daha verimli ve etkili hale getirerek kullanıcıların arama sonuçlarına olan güvenini arttırdı. PageRank'in başarısı internetin bilgi havuzunu organize etme ve yönetme konusundaki ihtiyaçları karşılamak için büyük bir adım oldu. Bu adım, internet kullanıcılarının bilgi arama alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştirdi ve arama motorlarının evriminde önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Ayrıca PageRank'in etkisi diğer arama motorlarının da benzer algoritmalar geliştirmesine ve arama teknolojisinin genel olarak gelişmesine katkıda bulundu. Google'ın resmi olarak kurulması 4 Eylül 1998 tarihinde gerçekleşti. Başlangıçta Larry Page ve Sergey Brin projelerini Stanford Üniversitesi'nin yurt odasında yürütüyordu. İlk Google sunucusu Lego bloklarından yapılmış bir sunucu kabininde çalışıyordu. Bu küçük ama etkili başlangıç hızla büyük bir potansiyele dönüştü ve Google'ın ilk adımları teknoloji dünyasında önemli bir değişimin habercisi oldu. Bu dönemdeki yenilikçi yaklaşımlar Google'ın gelecekteki başarısının temelini oluşturdu ve şirketin teknoloji dünyasındaki konumunu güçlendirdi. Google'ın bu mütevazı başlangıçtan büyük bir teknoloji devine dönüşmesi girişimciliğin ve vizyonun gücünü gösteren önemli bir başarı öyküsü olarak değerlendiriliyor. Bu başarı öyküsü küçük ölçekli projelerin büyük başarılara dönüşebileceğinin bir kanıtı olarak görülüyor. Google'ın ilk yatırımını sağlamak amacıyla Page ve Brin çevrelerinden finansal destek aramaya başladılar. En büyük katkı Sun Microsystems'ın kurucu ortaklarından Andy Bechtolsheim'den geldi. Bechtolsheim Google'a 100 bin dolarlık bir çek yazdı ve bu yatırım Google'ın ilk resmi fonu oldu. Ancak bu çekin nakde çevrilebilmesi için Google'ın bir an önce şirketleşmesi gerekiyordu. Bu nedenle Page ve Brin hızla şirketleşme sürecini tamamladı ve Google resmen bir şirket olarak kuruldu. Ayrıca Kleiner Perkins ve Sequoia Capital gibi diğer yatırımcılar da Google'a erken yatırım yaptılar. Bu yatırımlar şirketin hızlı bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağladı ve Google'ın teknoloji dünyasında önemli bir oyuncu haline gelmesine zemin hazırladı. İlk yıllarındaki bu finansal destek Google'ın teknoloji alanındaki etkisini arttırdı ve şirketin büyüme stratejilerini gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Google'ın bu erken dönemdeki başarıları şirketin ilerleyen yıllardaki büyüme ve gelişme yolunda sağlam bir temel oluşturdu. Şirketin ilk yıllarında elde ettiği başarılar Google'ın teknolojik yeniliklere olan bağlılığını ve kullanıcı odaklı yaklaşımını destekledi. Ayrıca bu başarılar Google'ın global pazarda daha da etkili olmasını sağladı ve şirketin teknoloji dünyasında öne çıkmasına yardımcı oldu. Google'ın ilk yıllarındaki bu başarı şirketin gelecekteki büyüme ve gelişme stratejilerinin temel taşlarını oluşturdu ve teknoloji dünyasında önemli bir yer edinmesini sağladı. Google'ın erken dönemindeki başarıları şirketin sürekli olarak yenilik yapma arzusunu besledi. Bu yeniliklerin en önemlilerinden biri 2000 yılında tanıtılan Google AdWords'tu. AdWords, reklam verenlerin belirli anahtar kelimelerle ilişkili metin tabanlı reklamlar oluşturmasına olanak tanıyordu. Bu reklamlar Google'ın arama sonuçlarının yan tarafında yer alıyordu ve kullanıcıların aradıkları bilgiyle alakalı reklamları görmelerine imkan tanıyordu. AdWords, reklamcılara hedeflenmiş ve etkili reklam çözümleri sunarak Google'ın gelir modeline dönüştüren ve finansal başarısını artıran önemli bir adım oldu. Bu yenilikçi reklam platformu Google'ın dijital reklamcılık alanındaki liderliğini pekiştirdi ve şirketin finansal başarısına önemli katkılarda bulundu. Ayrıca AdWords'un başarısı, dijital reklamcılıkta yeni standartların oluşmasına ve diğer şirketlerin benzer reklam stratejileri geliştirmesine yol açtı. Bu yenilik, reklamcılık dünyasında büyük bir değişim yaratarak internet üzerindeki reklamcılığın evrimini hızlandırdı. 2001 yılında Eric Schmidt Google'a CEO olarak katıldı ve bu, şirketin yönetiminde önemli bir değişimi temsil ediyordu. Schmidt'in liderliği altında Google hızla büyüyerek dünya çapında bir teknoloji devi haline geldi. Schmidt'in stratejik vizyonu ve liderlik becerileri Google'ın iş stratejilerini ve operasyonlarını güçlendirdi. Schmidt'in katkıları Google'ın global pazarda daha da etkili olmasını ve teknolojik inovasyonlarla liderliğini sürdürmesini sağladı. Ayrıca Schmidt'in liderliği altında Google birçok önemli ürün ve hizmet geliştirdi ve teknoloji dünyasında önemli bir etki yarattı. 2004 yılında Google halka açıldı ve bu şirketin büyüme stratejisi açısından önemli bir adımdı. Halka arz Google'ın finansal kaynaklarını arttırdı ve şirketin küresel çapta daha fazla yatırımcı ve müşteri çekmesini sağladı. Bu dönemdeki halka arz süreci Google'ın iş stratejilerinin finansal hedeflerinin bir parçası olarak değerlendirildi. Google'ın halka açılması şirketin finansal başarısını ve büyüme potansiyelini daha da güçlendirdi. 2006 yılında Google video paylaşım platformu YouTube'u satın aldı. Bu satın alma internet video içeriklerinin öneminin artmasıyla birlikte Google'ın medya ve eğlence alanında genişleme stratejisinin bir parçasıydı. YouTube, video içerikleri paylaşmak ve izlemek için popüler bir platform haline gelmişti. Ve bu satın alma Google'ın dijital medya pazarındaki varlığını güçlendirdi. Google'ın içerik ve medya stratejilerindeki vizyonunu yansıttı ve internet kullanıcılarının video içeriklerine erişimlerini daha da kolaylaştırdı. Satın alma bedeli 1.65 milyar dolar olarak belirlendi. Bu büyük meblağ YouTube'un potansiyelinin ve öneminin bir göstergesiydi. Google'ın YouTube'u satın alması dijital medya ve video içeriklerinin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası oldu ve bu adım internet kullanıcılarının video içeriklerine olan ilgisini ve erişimini arttırdı. Ayrıca YouTube'un Google'a katılması internet üzerindeki video içeriklerinin çeşitlenmesine ve zenginleşmesine katkıda bulundu. Google 2007 yılında karbon nötr olma hedefini açıkladı. Bu hedef şirketin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü ve çevreye olan sorumluluğunu vurguluyordu. Şirketi 2017 yılına kadar bu hedefe ulaştı ve tüm operasyonlarının karbon nötr olmasını sağladı. Bu önemli başarı şirketin çevre dostu iş uygulamalarını benimseme ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını gösterdi. Karbon nötrlük hedefi Google'ın çevre dostu politikalarını ve sürdürülebilirlik
sürdürülebilir iş stratejilerini destekleyen önemli bir adım oldu. Ayrıca karbon nötr olma hedefi diğer teknoloji şirketlerine çevre dostu uygulamaların benimsenmesi konusunda ilham verdi ve sürdürülebilir iş stratejilerinin önemini vurguladı. Günümüzde Google, dünya çapında internet arama, reklamcılık, bulut bilişim, yapay zeka, mobil işletim sistemleri ve daha birçok alanda önemli bir oyuncu olarak yer alıyor. Şirket teknoloji dünyasındaki etkisini sürekli olarak yeniliklerle ve stratejik hamlelerle pekiştiriyor. Google'ın teknolojik gelişmeleri ve yenilikçi ürünleri, internet kullanıcılarının yaşamlarını kolaylaştıran ve teknolojiyi daha erişilebilir hale getiren bir dizi çözüm sunuyor. Şirketin sunduğu geniş ürün yelpazesi, Google'ın teknoloji dünyasındaki liderliğini sürdürmesini ve dijital çağın gelişimine katkıda bulunmasını sağlıyor. Google'ın başarısı, yenilikçilik, vizyon ve stratejik düşüncenin bir sonucudur. Şirketin teknoloji dünyasındaki etkisi, yalnızca arama motoru ile sınırlı kalmayıp, dijital medya, bulut bilişim ve yapay zeka gibi birçok alanda geniş bir etki yaratmıştır. Google'ın küresel ölçekteki varlığı teknoloji dünyasında önemli bir oyuncu olmasını sağlıyor ve şirketin gelecekteki büyüme stratejileri teknolojik yeniliklerle şekillenmeye devam ediyor. Google'ın sunduğu hizmetler ve ürünler internetin evriminde önemli bir rol oynayarak kullanıcıların bilgiye erişimini daha verimli ve etkili hale getiriyor. Ayrıca Google'ın teknoloji dünyasındaki etkisi ve liderliği şirketin uzun vadeli başarısını ve küresel çapta sağladığı katkıları artırıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yeni içeriklerimizden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.